Funda çok kitap okuyormuşsun. Hani öğretmenim bundan şikayet etti diye bana evet söyledi. Öyle mi? Hayvan adı maalesef ki bu adak öyleydi. Öyle. Diyetisyenin söylediği tabloyu uygularken sağlığımın daha da kötüye gittiğini fark ettim. İşte bu Burada doğrudur ve buna dokunulamaz böyle denilen şeylerin nasıl günümüzde değişip dönüştüğünün aslında bilimini okudum diyebilirim. İnsan merkezcilik dediğimiz ve antroposentrik düşüncenin de bir sonucu olarak insanı ön plana alarak aslında bir takım çözüm önerileri getiriyor. Son yayınlanan raporlar da bunu söylüyor zaten. O zaman hayvan sömürü şirketini söylemek zorundayız. Eğer çevreyle, iklim kriziyle ilgili bir sorundan ve çözüm önerisinden bahsediyorsak, yani veganlık artık çevre örgütlerinde konuşulmaya Hiç başlamış. adını Google'a bak aklıma gelmemişti bundan önce. Herkese merhaba. Ben bu kanala yine geldim. Konuk ağırlamak üzere Doktor Suat Erus'un kanalına. Funda Uraş'la beraberiz bugün. Hoş geldin Funda. Hoş buldum. Merhaba. Belki izliyorsunuzdur. Biz Funda'nın da dahil olduğu bir grup olarak aslında her cumartesi saat 11'de canlı yayınlar yapıyoruz. İsmimiz Civciv Kreatif. Galiba Suat burada oranın tanıtımını pek yapmadı ya da en azından düzenli yapmıyor. Onu da söylemiş olalım. Siz bu videoyu izlerken, belki gelecekte izlersiniz öyle demeyeyim. Bu video yayınlandığında biz orada 23. canlı yayınımızı geride bırakmış olacağız. Böyle gerçekten hiç sektirmeden orada yayınlar yapıyoruz. Funda da Evet. orada. Daha çok dinlemek isterseniz onu bu daha... Sohbete girmeden önce onun girişini yaptım. Ha bir de şeyi fark ettik. Aslında bir süredir Kim Bu Veganlar çok yayınlanmıyordu da oradaki ekibimizden iki arkadaşımız da hiç Kim Bu Veganlar çekmemiş olduğumuzu fark ettik. Bir tanesi de Evet. Funda. O yüzden hemen geldik. Evet, Tek. hoş buldum. Hoş geldik aslında. Bu platform falan hepsi civcivle aynı olduğu için ben şeymiş gibi hissediyorum. Canlı yayındaymışız gibi. Evet, bana da öyle geldi. Bir an canlı yayın gibi geldi. Ben en çok yani her veganla ilgili bunu çok merak ediyorum. Nasıl vegan oldu? İşte o süreç nasıl işledi? Bir şeyleri nasıl fark etti? Fark etti de hemen pratiğe geçirebildi mi? Vegan oldu mu? Yoksa işte bir şeyleri fark ettim, denedim, olamadım falan öyle bir hikaye var mı? Hemen senden senin vegan olma hikayenle başlayalım mı? Yani ben böyle düşününce hani ne zaman benim veganlıkla ilgili düşüncelerim falan oturdu diye düşününce böyle ilkokul yıllarıma geri gidiyorum aslında. Çünkü ilkokul yıllarında benim aslında ortaokulda Türkçe öğretmenim bize çok fazla kitap okuturdu ve hani kitaplarda işte ayda bir işte haftada bir kitap okutup sonrasında onunla ilgili bir kompozisyon tarzı bir özet yazısı falan yazardı kitapla ilgili. O zamanlarda da felsefe kitapları ağırlıklı olarak okutuyordu bize hocam. Orada da okurken böyle bir kitap vermişti ve o kitapta çok benim düşüncelerime işte yani o zaman çok fazla hani kendi görüşün olmaz gibi geliyor insanlara ama işte o dünya görüşüme falan çok uymayan bir kitaptı. Ve ben de hocaya böyle biraz sert de çıkışarak hani neden böyle bir kitap okutuyorsunuz? Hani ben böyle düşünmüyorum ve bu düşüncenin kitaplarını okumak istemiyorum gibi çıkışmıştım. Hocam da sonrasında bana şöyle hala benim böyle beynimin gerisinde böyle yatan ve hep aklıma getirdiğim bir şey söylemişti. Şöyle demişti bana işte Funda her zaman hani kendi bildiğin ya da kendi doğrularınla ilgili bir şeyler okursan karşındaki kişilerin tezine karşı bir antitez üretemezsin. Çünkü onların ne düşündüğünü bilemezsin, bilmiyorsundur. Dolayısıyla karşıt düşüncedeki insanların da görüşlerini okuman gerekiyor demişti. Ve o anda böyle kafamda bir ışık yanmıştı ve yani ne kadar haklı bir şey söylediğini fark etmiştim hemen. Sonrasında okumalarımı biraz daha işte farklı şeylerden de hani sadece ilgi duyduğum alanlar değil de başka şeylere de bakayım diye devam ettiğim bir dönem oldu. Lisede de yine felsefe ağırlıklı aslında okumalar yapıyordum. Ve bu süreçte aslında liseye geçiş sürecimde ilkokulda da bu okumayla çok böyle bir anda hani ağırlıklı olarak okuma yaptığımdan dolayı lise döneminde işte eskiden şey vardı hala var mı bilmiyorum ama ebeveynleri toplantıya çağırırdı öğretmenler vardır mutlaka. Şu an Orada ben de var. bilmiyorum. Ama Evet, orada bir öğretmenim tarafından hani normalde öğrenciler ailelerine işte çok konuşuyor, dersi dinlemiyor diye şikayet edilirken beni öğretmenim aileme annem eve geldiğinde söylemişti. Funda çok kitap okuyormuşsun. Hani öğretmenim bundan şikayet etti diye bana evet söyledi. Çünkü ben yani eğer konu ilgimi çekmiyorsa derste
yanımda götürdüğüm kitabı sıra altından okurdum ve o Çok yüzden öğretmenler de iyi. biraz böyle rahatsız oluyordu bu durumdan Bence maalesef. muhteşem. Biraz öyle yani, hani özellikle matematik konusunda çok sorumluydum. Yani sözel ağırlıklı, ben sosyal bilimciyim zaten. Sözel ağırlıklı okumalar, işte felsefe, sosyoloji alanında okumalar yapıyordum. Ve bu işte, yani MF öğrencisiyim bu arada, lisede matematik fendi o dönemde. Bunun nedeni de aslında araştırmaya çok meraklı olmam. İşte bilimle ilgili, işte mitolojiyle ilgili, yani böyle çeşitli alanlarda neyin ne olduğunu okul sürecinde de aslında hocalarım bana bir şey söylediğinde, hani bu neden böyle? Yani bunu bize söylüyorsunuz, böyle bir bilgi veriyorsunuz ama bunun temellendirmesini ben kendim diğer okumaları yaparak falan böyle hani aşmaya, anlamaya çalışıyordum. Ve işte bunu yaparken de aslında bazı şey bilgilerin değiştiğini falan gördüm. Hani hocam siz böyle bir şey söylemiştiniz ama benim okuduğum kitapta şöyle bir bilgi var gibi. Böyle aslında temel ve işte okullarda öğretilen ve herkesin mutlak doğru kabul ettiği şeylerin olmadığının farkına vardım aslında. Ve burada yavaş yavaş kafam açılmaya başladı. O ortaokuldan liseye geçiş dönemimde de hocalarım işte böyle biraz şikayetçi oldukları için, işte bazı derslerim, özellikle matematik dersim düşük geldiği için annemler şöyle bir yanılgıya kapılmıştı. Yani Funda düzgün bir liseyi kazanamayacak. İşte o yüzden annem bir adak adamış kendi içerisinde ve bir Ankara'da yaşıyoruz biz. Bir köyde bu adağı da ben işte liseyi kazandığımda bu adağı gerçekleştirmek istedi. Hayvan adağı maalesef ki bu adak öyleydi. Sonra ben köye gittiğimizde, biz de gittik tabii ki, hem gezi olur falan diye annem biraz kandırarak aslında bizi kardeşimle birlikte götürmüştü. Ve orada bir mezbahaya götürüldük, kesim alanına. Ve bir kuzunun daha uygun fiyatlı oluyor sanırım, işte kuzular diğer işte koyunlara göre. Onu işte adak olarak şey yapmışlar. Kuzunun annesinden ayrılarak götürülüşüne şahit oldum ve ağlayarak annesine bakıyordu. Bu an beni o kadar çok etkiledi ki, ve etrafta da sürekli hani yani kan böyle biraz tetikleyici oldu bu kısımda. Belki öncesinde şey koyabiliriz ama yani beni çok etkilemişti ve daha önce ben mesela Kurban Bayramı falan o tarz şeyleri yanlış buluyordum önceden de, hani ilkokul döneminde falan da hatırlıyorum. Kurban Bayramlarında işte hani ben et yemem falan diyordum. Ama o bağı bu kurban için kesiliyor bağıyla kurmuştum. Yani yoksa işte hayvansal yiyordum, hatta ne yazık ki fazlasıyla yiyordum. Etçiydim bayağı yani, ne yazık ki. Orada öyle bir bağlantı oldu bende ve yaklaşık bir ay boyunca, belki daha uzun bir süre annemle konuşmadım. Çok etkilenmiştim orada yaşananla ve işte orada hayvanların yine mezbahaya götürülüşünden falan çok etkilenmiştim. Ama sonrasında işte kurbanda da böyle yazdığımda, işte ben et yemeyeceğim ya da söylediğimde falan, insanlar normalde yemiyor musun ki, işte hani yiyorsun, ne gerek var işte bunda falan gibi yaklaşım gösteriyorlardı. Ben de lise döneminde bir sağlık sorunu yaşıyordum. Boy ve kilo orantısızlığına bağlı bir sağlık sorunuydu bu. Ve kan değerlerim düşüktü, sürekli baş dönmeleri, göz kararmaları yaşıyordum. Bu tarz sağlık sorunlarım vardı. Bunun çözümüne yönelik de bir hastaneye gittim ve diyetisyenle işte falan çalışarak bir diyet tablosu yazıldı bana. Bu tabloda da ağırlıklı olarak süt ve süt ürünleri ve yine işte hayvansal ürünler ağırlıklıydı. Bu doğrultuda ben doktorun söylediği, diyetisyenin söylediği tabloyu uygularken sağlığımın daha da kötüye gittiğini fark ettim. Burada sen aslında şey, Civciv Kreatif'te de konuşmuştuk bu meseleyi. Yani vejetaryenken değerlerinin daha da düşmesi meselesini. O süreçte ben söyledim ya, hep böyle bana söylenenleri araştırıyordum. İşte arka planında ne var, işte neden böyle oluyorum, işte nasıl bunun yani detaylarını öğrenmek için kendim araştırıyordum. Ve araştırırken de bitkisel beslenme ile kesişti. O dönemde de biraz daha sosyal medyada, işte 2015 yılları bu bahsettiğim dönem, 2015-2016 olmalı. O dönemde de aslında biraz daha veganlıkla ilgili bir şeyler duymaya başladım yine araştırmalarımla ilgili. Ve sonrasında dedim ki ya evet, hayvanlara yapılan korkunç bir şey var ve ben bunun bir parçası olmak istemiyorum ve bu sanıyorum ki sağlıkla da ilişkili bir mesele. Ki ben hayvansalları arttırdığımda, yani doktorun söylediğinin aksine, sağlığım daha da kötüye gitmeye başladı.
Kan tahlilleri vegan olmadan önce de yaptırmıştım ya da vejetaryen olmadan önce. Düşüktü. Demirim özellikle çok düşüktü. Kansızlık sorunları da yaşıyordum. Ve ben burada hayvansal süt ürünlerine ağırlık verdikçe demirimin daha da düştüğünün farkına vardım. Ki bunu Suat aslında gayet iyi açıklıyor. Yani içerisindeki maddelerle birbirine işte ilişkiye girmesiyle aslında o demir emilimi sanıyorum azalıyormuş. Ben de aynı şeyi. Evet, sen de aynı şeyi yaşamışsın. Ve Evet. sonrasında bu işte süt endüstrisinde de ya da işte tavuk kullanımında da yani hayvanların sömürüldüğü her alanda çok büyük bir yanlış olduğunun farkına vardım. Ve bizzat köylerde de işte mezbahalarda da hayvanlara neler yapıldığını hem videolarla hem de kendim şahit olarak başlarına gelen gerçeğin ve bizlerden saklanan gerçeğin ne olduğunun farkına vardım. Ve dolayısıyla orada o bağlantıyı kurduktan sonra bir daha hayvansal herhangi bir şey yemem, içmem veya kullanmam mümkün değildi. İlk olarak tabii ki bu süt ürünleri içerisinde yer alan kazein nedeniyle işte bağımlılık yapıcı madde. Bunu da sonrasında öğrendim ve ben yoğurdu bırakmakta çok zorlanmıştım. İşte peyniri falan yine azaltmıştım ama yoğurdu maalesef biraz daha geç bıraktım. Öyle bir vejetaryenlik dönemim oldu. Ama sonrasında o bağı da kurduktan sonra yani bu yediğim yoğurt bitkisellerden de yapılıyor ve ben bir hayvanın annesinin sütünü neden içiyorum? Yani hani o bir yavrusunun için üretilen bir şey. Buna ne gerek var hani yani gerek olsa bile bunun bir parçası olmak istemiyorum gibi. Ama daha sonrasında zaten bu hayvansalların ne kadar fazla sağlık sorununa ve diğer sorunlara işte çevre sorunları gibi şeylerle bağlantılı olduğunu da görerek böyle vegan oldum. Ve vegan olduktan sonra aslında çok daha bütüncül bir şekilde bakabildiğimi fark ettim. Çünkü aslında toplumun ve bu dünya sisteminin, insan türünün kurmuş olduğu dünya sisteminin en dibindeki ve pek çok diğer işte sömürü alanıyla ya da işte ayrımcılık alanıyla bağlantısı olan bir alanı hayatınızdan çıkardığınızda ne kadar fazla şeye etki ettiğini ve ne kadar fazla şeyde hayvan sömürüsü olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Ve bu hayvan sömürüsünün işte insan hakları sorununa da yol açtığını işte görüp onunla ilgili araştırmalar yapmıştım. Hatta yazmıştım onunla ilgili Vegan Gazete'de bir köşe yazısı. Böyle pek çok alanla ilişkisi olduğunu fark ederek ve bu hayvanlara yapılan yanlışın bir parçası olmak istemiyorum da diyerek bu sömürünün parçası olmayacağım diye bir karar aldım. Aslında böyle oldu. Bir podcast'te konuk olduğun bir bölümde insan hakları, hayvan hakları, iklim krizi, sıfır atık ya da düşük atık aslında bütün bunların ne kadar da kesişimsel olduğunu ve ortak noktaları olduğunu fark ettiğinden Evet, bahsediyordun. evet, Bununla ilgili evet. bunların kesişimiyle ilgili biraz konuşabiliriz. Çünkü şimdi adını Google'lamamıştım ben daha önce hiç. Adını Google'lamak aklıma gelmemişti bundan önce bakınca. Vegan gazetede yazdığını mesela biliyordum. Bir iki yeri daha biliyordum ama o kadar çok yerde yazın çıktı ki. Çok fazla platforma yazı yazmışsın ve bu konuların hepsi bağlantılı olduğundan olsa gerek. Hani farklı konular gibi görünen mesela işte hızlı modadan biraz bahsederiz. Şimdi ya da biraz da. Mesela hayvan hakları hızlı moda. Ne Bambaşka şeyler. alaka? Yani temelde değil mi? Yani her şeyin birleştiği bütün bu sorunların ya da bir şeylerin düzeltilmesi gerektiği alanların birleştiği noktalar var. İklim krizi keza hepsi birbiriyle bağlantılı. O bağlantılardan biraz bahsetsek mi mesela? Dediğim gibi aslında vegan olduktan sonra bu kadar fazla alanda yani insan hakları sorunlarının farkındaydım. Öncesinde bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Hayvan haklarında evcil tırnak içerisindeki hayvanların hakları ya da sokaktaki hayvanların hakları gibi haklar aklıma geliyordu benim de birçok kişinin olduğu gibi. Ama sonrasında bir anlamda bu bütün farklı gözüken şeylerin temelde bir çatı altında toplandığını ve işte dünya sistemi, insan türünün milyonlarca yıl öncesinden bugüne kurmuş olduğu ve üzerine eklemlenerek geliştirmiş olduğu bir dünya sisteminin altındaki böyle maddeler olarak aslında karşımıza çıktığının
farkına vardım ki işte ben arkeoloğum bu arada. Yani lisans eğitiminde arkeoloji bölümündeydim. İşte orada da çeşitli arkeolojik kazılara katıldım. Antropoloji alanında işte deneysel arkeoloji alanında çalışmalar falan yaptım. Ve burada da eski insan topluluklarının nasıl yaşadıklarını ve günümüze nasıl geldiğimizi ve eskiden doğru bildiğimiz şeylerin nasıl dönüşüp değiştiğini ve işte yanlışlandığını belki de yani önceden tabu olarak görülen veya hiç bunun yani bu değişemez kesinlikle bu doğrudur ve buna dokunulamaz böyle denilen şeylerin nasıl günümüzde değişip dönüştüğünün aslında bilimini okudum diyebilirim. Bu doğrultuda da aslında kesişimselliğe gelecek olursak ben vegan olduktan sonra hayvanların yapılan yanlışın bir parçası olmak istemiyorum ya da onlara zarar vermek istemiyorum. İşte onların da bizler gibi hissedebilir canlılar olduğunu, bu ekosistemi birlikte paylaştığımız canlılar olduğunu ve bizim de hayvan türü olduğumuzu aslında anlayarak bu bağlantıyı kurduğumuzda tabii ki bütün hayvanların, insan hayvanı dahil bütün hayvanların yaşam hakkını iyileştirmeye daha iyi bir dünyada, daha İşte vegan bir dünya tahayyülü dediğimiz böyle bir dünya giden yolda kendimi ve kendi yaşantımı nasıl dönüştürebilirim? Buna en uygun şekilde nasıl yaşayabilirim diye araştırmaya başladım. Ve bu noktada mesela plastik sorunu ile yüzleşme fırsatım oldu. Plastik sorununda da aslında genellikle çevre başlığı altındaki sorunlarda öncelikli olarak insan refahı göz önüne alınıyor. Ve insan refahını iyileştirmek, insanın yaşam koşullarını iyileştirmek üzerine yani insan merkezcilik dediğimiz ve antroposentrik düşüncenin de bir sonucu olarak insanı ön plana alarak aslında bir takım çözüm önerileri getiriliyor. Mesela Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir sürdürülebilir kalkınma planı var, basamakları var. 17 ya da 14 tane bir basamak olması lazım. Evet, ekosistem ve iklim krizinin bir sorun olduğu ve işte bu çevre sorunlarının işte fosil yakıtların ya da plastiğin bir sorun olduğunun bilincinden hareketle ama ağırlıklı olarak insan yaşamını daha kolaylaştırmak ve düzeltmek açısından bakılıyor. Mesela burada kaynak olarak gösterilen şeyler arasında hayvanlar kaynak konumunda görülüyorlar. İşte azaltmacılık gibi hayvanları daha az kullanalım ya da işte mera hayvancılığı değil de işte köyde, arka bahçede, permakültürde de vardır bu. Arka bahçede yetiştirilen hayvanları işte yumurtasını, sütünü kullanalım gibi böyle çözüm önerileri getiriliyor. Ve bunlara baktıkça da ben aslında hayvanların yaşam hakkının ne kadar görmezden gelindiğini ve ne kadar insan merkezci bir şekilde bu sistemin sorunlarının çözülmeye çalışıldığının farkına vardım. Ve sonrasında da aslında bu sorunların temelinde yatan sorunlardan birinin de bu hayvan sömürü sistemi olduğunun farkına vardım. Çünkü plastik üretiminden mesela bahsederken plastik sorunlarını evet insanlar işte insanların su kaynakları, insanların çevresi kirlendiği için aslında göz önüne alınan ve bunun üzerine bir takım çözüm önerileri getirilen bir alan olarak ortaya çıkıyor plastiksizleşme süreci. Ama sonrasında bir bakıyorsunuz ki aslında bu kentlerden ya da evlerimizden çöp olarak çıkan ve çöp alanlarına, çöp sahalarına bırakılan bu atıklar aslında doğada yaşam mücadelesi veren hayvanların yaşam alanlarını işgal ediyor ve aslında oradaki hayvanların yaşamlarını tehdit ediyor, sularını kirletiyor, işte yedikleri besinleri bulamamalarına ya da işte o plastiklerin içerisinde yiyecek aramalarına yol açıyor gibi. Veya bu ormansızlaşma dediğimiz mesele çok büyük bir sorun ve iklim kriziyle de çok büyük bir bağlantısı olan bir mesele. Ve genellikle işte soya ürünlerinin mesela işte ormansızlaşmaya yol açtığından bahsedilirken hayvancılık endüstrisi kaynaklı yaşanan mesela Amazon yağmur ormanlarındaki ormanların yok edilmesinin %91'inden hayvancılık şirketlerinin, hayvan sömürü şirketlerinin sorumlu olduğu o ormanların yok edilmesinden bu anlatılmıyor çoğu yerde. Yani soyayı öne çıkarıyorlar. Evet soya da bir zarar veriyor.
Ama yeniden alana ihtiyaç duymadan aynı yerde de soya üretimi yapabiliyorsunuz ki bunun karşılaştırmasına baktığımda da %20'lerde bir oranda soya, üretilen soya bu ormanlarda insanlar için üretiliyor. Ama %80'inden fazlası yine hayvancılık için kullanılıyor bu ormanlarda yetiştirilenlerde de. Az önce İyice. dedim gözümün önüne şey görseli geldiği için bu hayvancılık sektörü diyeyim onların çevreye verdiği zararı işte ormansızlaşmaya etkisini tamamen göz ardı edip veganlar soya ürünleri tüketiyor. Soya çok zarar veriyor demek şey gibi çok popüler komik olduğu düşünerek dolaşan bir görsel vardı. İstanbul'un eski hali işte çok yeşil yeni hali beton veganlar yüzünden falan diye. Bayağı o kadar abesle iştigal aslında. Evet. Ama konudan uzak insanlar gerçekten öyle zannediyor. Yani hayvanlar mesela vegetarian mı, hava mı tüketiyorlar sadece? Onlar ne yiyor? Onların gıdası nasıl üretiliyor falan. İşin etik kısmını tamamen unutacak bile olsak, sadece çevreye bakacak bile olsak bunu kimse düşünmüyor, bağlantıyı kurmuyor. Evet, kesinlikle Ya. öyle. Yani bir de söylediğim gibi çevre çalışmalarında ağırlıklı olacak ya, hayvancılığı çok çok yeni duymaya başladık biz. Öncesinde hayvancılığın verdiği ya da bu iklim krizine neden olduğu, işte neden olan endüstrilerin başını çektiği ya da işte ilk 3-5 endüstriden biri olduğu böyle söylenmiyordu. Son yıllarda mesela Climate Healers raporu var, 2021'de yayınlandı. Öncesinde Birleşmiş Milletler bu sera gazları işte iklim krizine neden oluyor ve işte dünyanın ısınmasına neden oluyor. Bu sera gazları ile ilgili ağırlıklı olarak karbondioksit ön plana çıkarılıyor ve karbondioksit üreticileri arasında da petrol şirketleri çoğunlukla dillendiriliyor. Ama işte son yayınlanan, 2021'de yayınlanan Climate Healers raporunda %87 gibi bir oranda hayvancılık hayvan sömürü şirketlerinin bu sera gazı salımına neden olduğu, metan özelinde özellikle çok fazla bir ısıtma etkisi yarattığı gibi raporlar yayınlandı. Mesela Meat Atlas diye bir rapor var. Yine 2021 yılında yayınlandı. Orada da çalışma yapılıyor mesela. 20 tane hayvan sömürü şirketi baz alınmış burada. Ve bu 20 hayvan sömürü şirketinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi büyük ülkelerden ve çok fazla üretim tüketim de yapan ülkelerden daha fazla sera gazı emisyonu ürettiği raporlanmış. Ya da işte bu 20 hayvan sömürü şirketi içinden 5 tanesini baz aldıkları bir işte rapor sonucunda da ExxonMobil gibi, Shell gibi, BP gibi böyle petrol, büyük petrol şirketlerinden daha fazla emisyon ürettiği raporlanmış. Ve bir de genellikle bu sera gazları mevzusunda karbondioksit çok fazla ön plana çıkarılıyor. Ama mesela ısıtma derecelerine baktığımızda işte metan da bir sera gazıdır ve dünyayı ısıtan en büyük gazlardan biridir. Metan emisyonlarının %37'sinden fazlasını hayvan sömürü şirketleri üretiyor ve bu metan da aslında karbondioksitin ısıtma potansiyelinin 30 katı kadar falan ısıtıyor dünyayı yani. Ve işte çözüm önerilerinde petrol şirketlerinin kapatılması ya da azalması, tabii ki hani bunlar yapılmasın demiyorum. Yani bazen böyle anlatırken bunlar olmasın diyormuşuz gibi söyleniyor ama bunlar yapılsın, ama mesela metan gazını kesmek eğer daha fazla, daha büyük alanda ve daha hızlı bir şekilde etki edecekse bu ısınmaya, ki öyle gözüküyor, son yayınlanan raporlar da bunu söylüyor zaten. O zaman hayvan sömürü şirketini söylemek zorundayız eğer çevre ile iklim kriziyle ilgili bir sorundan ve çözüm önerisinden bahsediyorsak, hayvancılığı söylemeden geçemeyiz. Zaten bunun farkına vardığı için artık insanlar ya da bilim insanları ya da işte bu alanda çalışma yürüten dernekler, kurumlar, STK'lar hayvancılıkla ilgili bir takım çözüm önerilerine gitmeye başladı. Yani veganlık artık çevre örgütlerinde konuşulmaya başladı ki ben eskiden hatırlıyorum, insan hakları işte topluluklarında gittiğinde de ya da işte çevre topluluklarına, STK'larına gittiğimde de veganlıktan bahsettiğimde, ya oraya kadar yalnız çok var. Yani hani oraya daha gelmedik, bir insan haklarını mı çözsek ya da hani bu sorunu çok daha, yani veganlık çözüm değil ki falan gibi. Böyle işte sanki eskiden ben de özel yoga yapan insanların öyle kendi kendilerine diyet için bir şey için yaptığı bir öyle bir şeymiş gibi. Ama yani veganlığın etki alanı o kadar büyük ki ve o kadar hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz ki etkisini. Mesela plastik sorunundan bahsetmiştim.
Ben vegan olduğumda ilk başta işte 2015-2016 yıllarında bu kadar fazla ambalajlı vegan alternatif ürün yoktu. Ve ben dolayısıyla plastiğin de bir sorun olduğunu biliyordum. Bu plastik ürünleri, yani vegan olmayan plastik ambalajlı işte yiyecek ürünlerini falan almadığımda zaten doğrudan bir plastiksizleşmeye de aslında bir yol açmış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla atıksız yaşama mesela konusu. Ben atıksız yaşamaya çalışıyorum. Olabildiğince işte tek kullanımlık plastik, atılacak plastik almamaya çalışıyorum. Bu noktada da mesela aslında kendimi düşünerek başlamıştım bu yolculuğa da. Hani plastiğin zararını ve çevreyi düşünerek başlamıştım. Ama bahsettiğim gibi bu atıklar hayvanların yaşam alanlarına da gidiyor. Daha sonra bu attığımız plastikler doğada çeşitli yollarla parçalanarak mikroplastik haline geliyor ve mikroplastikler de aslında doğal su yollarına karışarak okyanuslardaki hayvanların, işte canlıların ve hatta artık insanın da vücudunda ve kanında mikroplastiğe rastlandığı ile ilgili son yayınlanan çalışmalar var. Dolayısıyla gördüğümüz gibi yani hepsini etkileyen, hepsi üzerinde bir etkisi olan pek çok farklı aslında alanın böyle kesişimselliğini görebiliyoruz. Ben işte plastiksiz yaşamaya çalışırken doğrudan hayvanların verilen, işte plastik hayvanların yaşam alanında yaşanan bu plastik sorununu da aslında elemine etmiş oluyorum, hayatımdan çıkarmış oluyorum. Böyle bir takım kesişimselliklerden bahsedebiliriz. Bir tane gezegen üzerinde hayatta kalmaya çalışan farklı türleriz. İnsan ve diğer hayvanlar ve diğer canlılar ve hepimizle ilgili her şey diğer herkesi etkiliyor. Bu herkes dediğime işte ormanlar da dahil, bitki örtüsü de dahil, her tür hayvan da dahil, değil mi? Yani Evet. hepsi birbirini etkiliyor. Başka bir yolu yok zaten hepsinin birbirini Tabii ki. etkilemesinden başka. Peki hızlı moda bir kadın hakları meselesidir. Sorumludur. Dur. Evet. Başlıklı yazından Evet. bahsedeyim bu konudan biraz. Hızlı moda çünkü o kadar popüler olmuş bir şey ki sosyal medya nedeniyle bu işte influencerların en büyük geçim kaynağının aslında hızlı moda olması. En büyük demeyeyim aslında bu konuda bir veriye sahip değilim çünkü ama önemli bir geçim kaynağının. Ucuz tekstilin ve sürekli işte senede bilmiyorum kaç sezon değişen, çok eskiden senede 2 sezon falanken belki Evet, en şu an fazla haftada birlere kadar düşenler var. evet, haftada bir sezon değişiyor, yeni kıyafetler çıkıyor ve sosyal medyada çok takipçisi olan insanlar sürekli bunların satışı için promosyonlar, bir şeyler işte kaydırlar falan yapıyor ve hakikaten böyle bir yani hızlı moda kültürünün içine düşmüş durumdayız. Bunun etkileri hem kadın hakları sorunu olması hem belki çevreye etkisinden ya da hangi etkilerinden bahsetmek istersen ondan biraz bahsedelim diye düşünüyorum. Tabii. Yani işte ben vegan olduktan sonra aslında bu moda ve tüketim sorunu gibi şeylere de aslında ondan sonra biraz daha ağırlıklı olarak eğilmeye başladım. Çünkü moda sektörü de aslında hayvancılık sektörü kadar doğaya, çevreye, insanlara ve hayvanlara zarar veren sektörlerden biri ki yine hayvancılığın, işte veganlığın etki alanlarından bahsederken moda sektörü de bunun içine giriyor dedik ya, pek çok alanla ilişkili ve bağlantısı var diye. Çünkü hayvanlar sadece yiyecek olarak değil, yani derileri içinde, işte eğlence sektöründe de pek çok alanda sömürüye maruz kalıyorlar. Ve bu noktada da araştırma yaparken ben böyle yaptığım araştırmaları toplayıp, işte yani makale demek istemiyorum ama araştırma yazılarına dönüştürerek çeşitli yerlerde yayınlamaya çalışıyorum. Başta kendi Instagram sayfamda işte gönderiler hazırlayarak daha iyi açıklayıcı olması açısından ve daha kolay ulaşılabilir olması açısından öncelikli olarak orada yayınlıyorum. Az önce Burada da senden öğrendim ben Instagram Guides diye bir şey oldu. evet. Geçen Instagram kullanıcısıyım. Sen bayağıdır işte kullanmadığın için sanırım, yani orada rehberler falan da oluşturulabiliyor. Evet, orada da paylaşıyorum o şekilde de. Burada da yaptığım çalışmalarda aslında hızlı moda, yani şöyle, ben yıllardır aslında kıyafet satın almıyorum. Bunun nedeni de bu tüketim sisteminin bir parçası olmak istememem yine. Çünkü bu, yani her bir satın aldığımız ürün için, bu sadece kıyafet için de geçerli değil, sıfır üretilen bir mobilya da dahil buna,
sıfır üretilen bir evde, inşa edilen bir evde dahil olabildiğince hayatımda ihtiyacım olan şeyleri ve ihtiyacım olan şeylerin de atıksızını, ikinci elini ya da işte eskiden üretilen, vintage diye tabir edilen ürünlere ulaşmaya çalışıyorum ihtiyaç doğrultusunda. Bununla ilgili de hızlı modanın bir sorun olduğunun bilincindeydim tabii ki. Burada da hızlı modanın kadın hakları ile ilgili nasıl bir soruna neden olduğunu, nasıl bir soruna neden olduğunu işte araştırma çalışması yapmıştım. Burada da şöyle bir sonuçla karşılaştım aslında. Son 15 yılda giyim üretiminin küresel olarak ikiye katlandığını biliyoruz. Ve bunun aslında başlıca bu kadar fazla artmasının başlıca nedenlerinden biri de ben yani bu benim yorumum. Sosyal medyanın bu kadar fazla artması, sosyal medyanın bir işe dönüşmesi ve insanların online platformlara işte internet aracılığıyla çok daha kolay ulaşabiliyor olması ve bir tıkla evinize kadar gelen ve denedikten sonra tekrar onu işte ya da eskiden AVM'lerde falan giyinip işte değiştirmekle mi uğraşacağım bunu giyerim denip de değil. Direkt evinize gelip insanların geri kargoya vererek tekrar gönderebildiğin çok çok kolaylaşan bir süreçten dolayı aslında bu kadar arttığını düşünüyorum. Burada hızlı moda endüstrisinde ağırlıklı olarak %85'i gibi kadın işçilerin çalıştırıldığını biliyoruz. Ve %85'i de ağırlıklı olarak 18 ve 24 yaş aralığındaki kadınlardan oluşuyor. Ve bir diğer noktada ağırlıklı olarak yine bu işçiler siyahi, esmer tenli ya da işte yerli kadınlar, Asyalı kadınlar, Güneydoğulu kadınlar gibi biraz daha burada işte ırkçılığı da aslında içerisine, ırkçılık ayrımcılık biçimini de içerisine alan pek çok alanla ilişkili olarak bir sömürü düzeni yaratıldığını görüyoruz. Ve burada çalıştırılan kadınların da mesela hızlı modanın en fazla bu kadar artmasının ve işte bu kadar hızlı, kolay ulaşılabilir ve çok tercih edilebilir olmasının nedeni de ucuz üretim yapması. Bu kıyafetleri insanlar ucuz bir şekilde alırken burada üretim yapan kadınlara ya da işte kadın olmayan diğer işçilere de aslında 3 dolar gibi ve bundan daha da az günlük maaş veriyorlar. Buna karşılaştırma yapacak olursak eğer bu büyük moda markalarının işte CEO'larının çoğunun erkek olduğunu biliyoruz. Yani araştırırsanız görürsünüz siz de. Mesela Bangladeş'teki bir kadın işçinin, giyim işçisinin bütün hayatı boyunca kazandığı ücreti kazanmaları bu CEO'ların 3-4 gününü buluyormuş. Ve tabii ki sadece maddi olarak değil buradaki insanlar işte saat başına üretmeleri gereken bir miktar oluyor genellikle ve çok fazla sayıda giysi üretmeleri gerekiyor bir saat aralığında ve bu sayıya ulaşamadıkları durumda da bu işçilere ödeme yapılmıyor. Yani eğer atıyorum bir saat içerisinde 100 tane kıyafet üretmeleri gerekiyorsa işçilerin eğer 99 tane ya da işte atıyorum 80 tane ürettilerse hiç ödeme alamamaları gibi sorunlar yaşanıyormuş. Yani ben de araştırmalarım sonucunda öğrendim bunu tabii ki. Tabii ki bu hızlı moda markaları ve bu endüstrinin tamamı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve bu toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi sürdürmek konusunda da bir suç ortaklığı yapıyor. Mesela Bangladeş'te bu hazır giyim işçilerinin %60'ından fazlası genellikle iş yerlerinde şiddetle tehdit ediliyorlarmış ve kendilerini, yaşamlarını ya da çocukların, ailelerinin yaşamlarını tehlikede olduğunu söylüyorlar. Ya da Kamboçya'da mesela kadın hızlı moda işçilerinin %68'inin iş yerlerinde kendilerini rahatsız veya güvende hissetmedikleri söylüyorlar. İşte bu yayınlanan raporlarda ya da işte röportajlarda yazıyor. Vietnam'da kadın giyim işçilerinin %34'ünün öpme, dokunma veya vurma gibi fiziksel tacize maruz kaldıkları itiraf ediyorlar bunu. Ve burada bir başka sorun da bu sorunlarla ilişkili olarak bu hazır giyim fabrikalarında çalışan kadınlar
İşe gidip gelirken de tacize ve şiddete maruz kalıyorlarmış. Söylediğim gibi CEO'ların çoğunluğu erkek bu büyük moda markalarının ya da işte orada taşerona veriyor genellikle Bangladeş gibi, Kamboçya gibi ülkelerde üretim yapılıyor. Çünkü orada iş gücü daha uygun fiyatlı çalıştırabiliyorlar işçileri ve tabii ki devlet bu sektörleri denetlemiyor işte bu gibi nedenlerle. Ve çoğunluğu da erkek olan buradaki patronların ceza almayacakları biliniyor. Çünkü işte yine devlette politik bir takım işte açıklar var ve genellikle bu patronlar devlet kurumlarıyla ilişki içerisinde veya burada işte yine çok büyük ve işte her söylediği yapılan insanlarla ilişki içerisinde oldukları için de bu işte tacize ya da şiddeti kadınların aslında söyleyemedikleri, göz yummak zorunda kaldıkları, işte çocuklarını beslemek için ya da ailelerini geçindirmek için bu tarz sorunları aslında yani göz yumdukları gibi bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bir noktada da yani feminist bir sorun hızlı moda endüstrisi. Çünkü bu endüstri sürekli ürettiği kıyafetlerle işte %85'i kadınların, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların %85'i göz açıp kapayıncaya kadar değişen bu trendleri takip etmek konusunda sürekli kendilerini baskı altında hissediyorlarmış. Çünkü işte önceki sezondan bir kıyafet giyindiğinde toplum tarafından yapılan ayrımcılıklara, işte ötekileştirilmelere maruz kalarak psikolojik olarak da kadınların kendilerini kötü hissettikleri söyleniyor. Veya bu endüstriler, bu hızlı moda şirketleri kıyafetleri belli standartlarda, belli kalıplarda üretiyorlar. Ve bu kalıplara, standart bedenlere sığmak için de toplumsal baskılara maruz kalıyor kadınlar. Gibi böyle aslında pek çok feminist sorunu da barındırdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bir diğer noktada da şunu söyleyebilirim belki. Mesela hızlı giyim endüstrisi atık üretiminde de çok fazla ve kaynak tüketiminde de çok fazla kaynak harcayan ve atık üreten bir sektör. Mesela Şili'de Atamaka Çölü var. Ve bu çölün bir alanı, büyük bir alanında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden giden, istenmeyen, çöpe atılan kıyafetlerden oluşan bir giysi çölü oluşmuş durumda. Ya da Gana'da Kantamanko var. Kantamanto'da da yine bu kıyafetlerin üst üste binerek binmesiyle, atık kıyafetlerin üst üste binmesiyle oluşan kıyafet dağları diyebileceğimiz büyük giysi mezarlıkları aslında var. Dolayısıyla çevre sorunuyla da bu alanda yaşayan hayvanların alanını, yaşam alanını işgal etmesiyle veya plastik içerikli, işte sentetikler içerikli kıyafet ürünlerinin yıkanmalarıyla birlikte evimizde yıkadığımızda mesela bunlar mikroplastik açığa çıkarıyor ve bu mikroplastikler de yine sularımıza karışarak hem insana, hayvanın hem de insan dışındaki hayvanların da yaşam alanını aslında etkiliyor. Böylece pek çok alanda nasıl ilişkisi olduğunu belki de söylemişim, yani söylemiş olurum. Bu videomuz birçok insan, benim için anormal öyle oldu en azından. Eminim birçok insan için de böyle kendi hayatı ve hayat tarzı ve yaptıkları ile ilgili şeyleri fark edip ya aslında şunu da almasam bu da böyle olsa daha iyi olur gibi farkındalıklara yol açacak Umarım. bir içerik olsun tanımaktan ziyade senin yaptığın şeylerin böyle bir etkisi Evet. olacaktır mutlaka ki. Sen bu arada Umarım. neler yapıyorsun şu an? Seni takip etmek isteyenler nerelerden edebilir? Instagram'ın aşağısından yazarız. Bir civciv kreatif diye harika bir ekiple her hafta Çalışıyorum. başka Evet, birçok yani yerde ben ne yapıyorsun mesela zirvelerde, etkinliklerde? Ya aslında burada ya konuşmanın başından beri söylediğim gibi veganlık başta olmak üzere vegan aktivist olarak tanımlıyorum kendimi. Yani şu an işsizim ve gönüllü olarak aslında vegan aktivizm yapıyorum. Ve bu noktada da söylediğim bu kesişimsellik alanlarıyla moda sektörü, plastik işte sorunu ya da çevre mücadelesi gibi aslında pek çok alanda kendi yaşamımda değiştirdiğim, değişikliğe gittiğim ve etkisini gördüğüm ve işte böyle
sürdürülebilir yaşama aslında yaşama geçişte öncelikle kendinden başlayanlardan biriyim diyorum ben bunu genellikle. Yani öncelikle kendimi değiştirip daha sonra etrafımdaki insanları değiştirmeye çalıştım. Ve bu doğrultuda da işte yaptığım çalışmaları öncelikli olarak Instagram hesabımda Funda Fari adıyla orada paylaşıyorum. Daha sonra Vegan Gazete'de köşe yazıları olarak yazıyorum. Vegvorus dijital içerik platformunda da yazdığım birkaç yazı var. Şu an orada yani çok fazla alanda pek çok farklı gönüllü çalışma yürüttüğüm için çok böyle vakit ayıramadım aslında son zamanlarda kendi araştırmalarıma. Ama yine gelen öneriler ya da işte istekler doğrultusunda mesela Çatlak Zemin'de yazdığım gibi kadın hakları sorununda işte moda endüstrisindeki gibi bu tarz çalıştığım alanlarda yaptığım araştırmaları farklı platformlarda yayınlıyorum. Mesela Kaos GL şey dergisinde iklim sayısında yine hayvancılığın ekolojik yıkıma olan ilişkisiyle ilgili, iklim kriziyle ilişkisiyle ilgili bir yazı yazmıştım. O yakın zamanda yayınlandı. Böyle çeşitli alanlarda böyle yazılar yazarak, araştırmalar yaparak, gönüllü aktivizm yaparak, üniversitelerde söyleşilere giderek ya da işte online platformlarda Veg Akademiye diye bir oluşum kurduk. Suat da aslında içerisinde, Melike Dirikoç da içerisinde olan işte ekip arkadaşlarımızdan. Burada da online olarak ağırlıklı olarak atölyeler, işte söyleşiler, eğitim gibi konularda veganlık üzerine seminerler düzenliyoruz. Greenfluencer arkadaşlarımla, bu influencer'ın biraz karşıtı gibi oluyor ama böyle tanımlama olabiliyor. O arkadaşlarımla birlikte plastik sorununa yine hepimiz atıksız yaşamaya çalışan temelde kişileriz. Ve arkadaşlarımla birlikte plastiksiz kargo istiyoruz diye bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanya ile ilgili bir takım çalışmalar yürütüyoruz. De festivaller oldukça festivallere ya da söyleşilere oldukça söyleşilere katılmaya çalışıyorum. Pek çok alanda aslında yaşadığım, yaptığım, kendi hayatımdaki değişimleri ya da araştırmalarımı, bildiklerimi aktarmaya çalışarak insanlarda da farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Ve şunu da hep vurguluyorum. Bir insanın değişimiz, yani bizim değişmemiz çok önemli. Çünkü biz değişmeden dünyayı değiştiremeyiz. Ve dünyanın değişmesini istiyorsak eğer önce kendimiz değişmeliyiz ki böyle tutarlı olmuş olalım diye düşünüyorum. İşsizim dediğin anda sözünü kesmeyeyim dedim de ne kadar çok işli olduğunu çünkü biliyorum diyecektim zaten sonrasında anlattın. Sadece hani kapitalist sistemde maaş aldığım, Evet. düzen yaptığım bir iş yok şu an. Ama onun yerine dünyayı iyileştirmeye, insanlarda Evet. farkındalık yaratmaya yönelik 1 milyon ton gönüllü iş yapıyorum diye Evet, söylemek. biraz öyle. Gerçekten geceleri bile bazen kalkıp böyle çalıştığım, işte araştırdığım ya da yazdığım ettiğim oluyor. Ya yani bundan hiç şikayetçi değilim. Yapmak istediğim şey bu benim tam anlamıyla. Yani gelen yorumlardan ya da işte benimle iletişime geçen insanlardan da anlıyorum ki yaptığım şeylerde, emek verdiğim şeylerde insanların hayatlarında değişikliğe gitmesi ya da yaşamlarını kolaylaştırmaları bu noktalarda bir şekilde ulaşabiliyorum demek ki. Yani çok mutluyum bu konuda gerçekten. Çünkü yani benden görüp de plastik şişedeki şampuanını işte değiştirip atıksız vegan ve yerli yerel üreticinin ürettiği bir ürüne geçen insanlar oluyor. Ya da işte bana soruyorlar hani bunu neden üretiyorsun? Genelde influencerlar işte link veriyor ya ben link vermeye tabii karşıyım ya bu sistemin parçası olmak istemediğim için böyle şeyler yapmıyorum ama yerli, vegan, atıksız üretim yapan, plastiksiz kargolayan bu üretimlerini ve gerçekten emek veren yani nereden geliyor, nasıl üretiliyor, nasıl bize ulaşıyor ve bizim elimizde nasıl sonlanıyor bu sürece tamamen hakim olabildiğim ürünlerle, markalarla genellikle işte tanışıp onları deneyimleyip onları aslında insanlara anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de de bu arada gitgide büyüyen bir alan oldu bu. Atıksız vegan ve işte ekolojik üretim yapan üreticiler. Ben de ihtiyacım olan ürünleri ağırlıklı olarak zaten onlardan temin etmeye çalışıyorum. Yerli üreticiyi de böyle desteklemeye çalışıyorum diyeyim. Plastiksiz kargo kampanyasının bir bağlantı linki var mı paylaşabileceğimiz? Var. Evet var. Onu ben göndereyim. Change.org'da zaten.
Change.org'daki kampanya videonun altına ekleriz. Teşekkür ederim. Doğan, çok teşekkür ederiz sana. Ben de teşekkür ederim. Ve videoya konuk olduğun için. Ben de teşekkür ederim. Cumartesi canlı yayında görüşürüz. Görüşürüz. Civciv Kreatif'e bekliyoruz artık gelenleri de. Evet, oraya da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.